Efendim, merhabalar. Ay, az önce bir tane TikTok çekeyim dedim. Vallahi telefon devrildi. Nazara mı geldim artık, ne Olabilir. olduysa bilemem yani. Yok, yayınladım zaten, burada duruyor. Vallahi neredeyim efendim? Bundan 3-4 gün önce arabamın bir şeyi yapıldı. Ondan sonra tekrar bir şeyi çıktı. Ondan dolayı yine servise geldim. Anlamıyorum ki sen ne yazdın oraya, göremedim ya. Antalya'dan selamlar demiş. Merhabalar, hoş geldiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Masal, teşekkür ediyorum. Hacı Bey merhabalar. Yayın şey Ankara'dan. Hazalcığım hoş geldin. Ha, servisteyim, serviste. Arabam şu an orada askıya alındı, yukarıya. Ben de burada oturuyorum. Burası da büro, yani şey, yazıhane. Dedim öyle bir konuşalım dedim. Maşallah demiş. Kim demiş efendim onu? Vallahi tam da göremiyorum ki. Biraz daha görürdüm ama yani gördüklerimi okuyorum elimden geldiğince. Bu arada efendim PK az sonra PK ve konuklara kapatacağım. Ağa Reis. Oo, merhabalar. İllaki PK'ya mı girmem gerekiyor efendim, konuk mu? PK dediğiniz 5 dakikada vallahi billahi. Bana fırsat. Destek olmak isteyenler zaten burada bana destek olabilirler. Ne yapayım PK'yı? Şu an kapattım. Evet. Uysel selam demiş. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hazal demiş ki nerelisin ablacığım? Ankaralı ya. Uster demiş yayın nereden? Yayın Ankara efendi. Hayır kız, ne motorun yağını değiştireceğim. Aa, burada ne ararsan var. Burası büyük bir servis. Cansu Özdemir. Hoş geldin canım. Merhabalar. Evet arkadaşlar, yayına da biraz destek olalım ya. Yok, hediye atanların bundan sonra isimlerini okuyacağım. Hediye atmayanların isimlerini okumayacağım. Kalkıp boşuna mı çene yapıyorum ben burada? İyi. Sen hoş geldin. Sen tek tek isim mi okuyayım ben burada? Nüfus müdürü müyüm? Yok.
Aa, çok teşekkür ediyorum Hazal'cığım. Vallahi neden utanacağım ya? Sen git de yarı çıplak canlı yayın açanları şey yap. Onlara söyle. Atarın varsa. Bak ne kadar hanımefendi giyinmişim etmişim. Her zaman her yayınımda öyleyim. Sana mı kaldı? Utan utan diyorsun bana. Neden utanacağım? Herhalde sen bir K olamadın. Canlı yayın açamıyorsun. Ondan dolayı. Aynen. Hazal. Ya. Ben de iyi demedim mi yani Hazal'cığım? Yayına destek olup hediye atanların isimleri Sibel Baysal tarafından okunacak. Belki Sibel Baysal'dan ona birkaç tane takip gidecek. 1000K olacak. O da canlı yayın açacak. Canlı yayın açmak herkesin şeyidir yani. Yani burada eğleniyoruz sonuçta. Yani eğlenceli bir platform burası. Değil mi? 980 Yok Hazal'cığım yani bak görüyorsun konuşuyorum. Konuştukça bir tane bile hediye alamadım görüyorsun. İnsan şöyle bir hediye atar yani destek olur. Değil mi efendim? Aynen Hazal, aynen canım. Vallahi ben her türlü eleştiriye açığım. Ama kalkıp da herkesin ismini burada tek tek okuyamam yani. Okuyacağım vardır, okumayacağım vardır. Yani. Senin adını okumuyorum diye mi? Okumayacağım. Ne yapacağım? Boşuna mı çeneye yetiştireceğim? Ha? Bir yayın açıyorsam onun bedeli vardır. Bak arabamı getirdim buraya. Param olmazsa yaptıramayacağım. Burada da konuşuyorsam tabii ki siz de bana hediye atacaksınız. Sen atmıyorsan çık git. Hadi. Aa, bir tane takipçi kaybettim. Ağlayayım. Mendil nerede? İyi yayınlar canım. İyi yayınlar. Hoş geldin. Vallahi onu bekliyorum hayatım, bekliyorum. Ya hiç sorma. Kimlik bilgilerimi falan ondan sonra makyajsız şey istediler, yolladım. Bir ara da öyle gitmişti. 1,5 ay sonra tekrar geldi. İnşallah bu da gelir efendim. Yani bu ikinci defa çünkü rozetli hesabından bahsediyor hanımefendi oradan ona cevap verdim. Yok içinde zaten kızarmış olduğum aylık rozet şeyleri vardı, dolar vardı. Fakat hesap aktif olmadığından dolayı ödeme yapılmıyor. Ancak Instagram açılacak ki ödeme yapılsın. Bir önceki hesabım da yine böyle olmuştu. 1,5 ay sonra bana teslim edildi. Ondan sonra tekrar bir ay böyle yayın yaptım. Ne kadar rozete aldıysam üstüne koydu. Ondan sonra ödeme yaptı.
Herhalde bu da öyle olacak. İnşallah gelir yani. Bakınız efendim, insan gibi soru sorana cevap veriyorum. Ya bir de bana diyorsun ki ne kalkmasın orada. Ne diyor bana? Bir şey dedi de unuttum vallahi. Ona mı uğraşacağım? Ha, her türlü eleştiriye diyor, madem açık değilsen diyor. Prenses, hoş geldin, selam. Ela, merhabalar canım. Günaydın canım, günaydın. Selin, merhaba. Azal, teşekkür ediyorum. Yok, 3.000 değil, 5.000 kişi var. Evet. Abla, yağ mı alıyorsun? Ha, yağ alıyorum, evet. Onu bana sormayacaksın hayatım. Atarın varsa başkalarına soracaksın. Ya ne kadar olduğunu. E ne yapayım kız? Gülmeyeyim de ne yapayım? Ama bir daha mı geleceğiz dünyaya, şu 3 günlük dünyadan? Sedat, merhaba, hoş geldin. Evet, yayını fazla uzatmayacağım efendim. Yani yeter artık. Vallahi billahi yeter, bu kadar muhabbet yeter. Şu kamerayı ben öne almasını bilsem, Instagram'da beceriyorum da burada beceremiyorum. Buran neresi diye size tam olarak göstereceğim de hep böyle ya diyorsunuz da. Kız, motosikletim var işte, motosikletime ya. Aynen Hazalcığım, ama ön kamerayı ayarlayamıyorum hayatım, buradan bilmiyorum. Yani. Ay, nihayet bir hediye geldi efendim. Ay Mahmut'cum, çok teşekkür ediyorum. Vallahi Mahmut, ben senin yerine olsam, birkaç kişi var burada. Onların inadına Sibel Baysal'a, Hasan, teşekkür ediyorum. Hasan'dan da geldi. Bir gözlük, bir şapka atarım yani. Hasan Çalışkan, canım benim, bir tanem. Ay canım benim hasta. Arabada ne var mı senin? Bir ay burada içmiyoruz ama.
Aşağı bunları koyun. Ayşe çay demek istediniz herhalde. Ha evet Hasan. Hasan'cığım eğer şöyle bana bir tane şapka atarsan senin ismini de yazarım. Ondan sonra paylaşırım. Hani paylaşıyorum ya işte. Ha o zaman işte inşallah istediğin gibi olur ya. Yani gözlük de olabilir. O kısmı alırım. Senin adını da yazarım o şeyin üstüne. Montajları paylaşırım. Ne dersin Hasan? Var mı imkanın Hasan? Varsa bence öyle yap yani. O kısmı da alayım paylaşayım. Adını da üstüne yazayım. Evet Hasan bekliyorum seni yoksa yayını sonlandıracağım yani. Eğer böyle bir imkan varsa gözlük şapka olabilir. O sahneyi alıp montajlayıp üzerine senin adını yazacağım paylaşacağım. O zaman istediğin şeye ulaşacaksın. Tabii tabii ben paylaşacağım. Aha. Evet Hasan bir bir dakika falan bekleyeyim. Eğer okey tamam dersen tamam. Eğer yok o kadar dersen onu da yaz bana ona göre sonlandıracağım. Yayını bitireceğim. Aha. Ama büyük rakamlarla yaz ki ne? Şey harflerle yaz ki. Ha. Anladım. İşte o zaman İşte bu şapka o zaman direkt kafama gelmiş oluyor. Gözlük gözüme gelmiş oluyor. Hani bu TikTok'lar vesaire olan hediyelerle olmuyor. Anladın mı? Bana o sahne lazım. Ha, bilmiyorum gözlük kaç jeton bilmiyorum. Ama fazla da değil herhalde ya. Fazla değil herhalde. İyiyim Serdar, hoş geldin. E tamam, o zaman ben de yayını sonlandırıyorum. Evet. Ha, gözlük 200 jeton, şapka 100 jeton. Şapka bence daha uygun senin için Hasan. Gözlüğü boş ver, şapka. 100 diyorlar, 100 jeton diyorlar. Ben bilmiyorum. Şapka uygun değil mi? Yani. Aha. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Yayını sonlandırıyorum. Zaten güzel kardeşimin imkanı olsaydı şapka değil gözlük de atardı. İkisini bir arada da atardı. Ama ben ona bir ablası olaraktan her zaman destek olacağıma söz veriyorum. Evden çıkmadan önce de zaten böyle bir yayında zaten Hasan biliyorsun beni. Ben sözümde duran bir Sibel Baysal'ım. Tamam canım? Evet efendim öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gitmeyeyim mi? Aa. Niye gitmeyecekmişim? Bir de demez mi gitmeyi?